Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bu hafta benim için oldukça yoğun geçti. Bundan dolayı da dün video çekme şansı bulamadım. Fakat sonunda bayram tatiline girmiş bulunuyoruz. Bugünden sonra biraz daha rahat olurum diye düşünmekteyim. Genel olarak piyasaya baktığımız zaman işler oldukça kötü gidiyor. Özellikle gelen Bitcoin'de gelen bu düşüşle birlikte dominansın artmasından dolayı altcoin'lerde ciddi ezilmeler var. Hatırlarsanız bundan 2 video önce dominanstaki bu durumu konuşuyorduk. Hatta bu bölgelerdeyken altcoin'lerden bir miktar çıkıp Bitcoin'e girmenin mantıklı olabileceğini konuşuyorduk arkadaşlar. Çünkü dominans arttığı zaman Bitcoin'de düşüş gelirse, Bitcoin %1, %2 düşse bile altcoin'lerde %6, %7, %10'lara varan düşüşlere şahit oluyoruz. Eğer ki dominanstaki bu artış Bitcoin'in artışı ile birlikte gelirse de bu sefer de Bitcoin %5 artıyorsa altcoin'lerin ortalama olarak %3'ler civarında arttığını görüyoruz. Şimdi dominansın şu anda bulunduğu noktaya baktığımız zaman bakın bir önceki dip noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Yani nasıl ki geçenki bulunduğu seviyelerde altcoin'lerden Bitcoin'e geçmek mantıklıysa şu anda da Bitcoin'den altcoin'e geçmek mantıklı diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda dominansın bulunduğu seviye 4 saatlikte bizim bir önceki dip noktamızın olduğu seviye. Yani başka bir deyişle bir direnç noktası. O yüzden bu civarlardan dominanslı arkadaşlar bir miktar geri çekilme görebiliriz diye düşünmekteyim. Bunu yakından takip edebilirsiniz. Onun dışında bildiğiniz gibi haftaya Fed toplantısı var ve biz bu Fed toplantısını çok ciddi bir geri çekilmeyle karşılıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar toplantıdan sonra en azından tepki alımlarının gelmesini bekleyebiliriz. Ve toplantı saatine kadar da Bitcoin'de işlem hacminin düşmesi ve saatliklerde bir daralıma gitme ihtimali de yüksek gözüküyor şu anda. İnsanlar genel olarak toplantıdan sonra belirsizlik ortadan kalktıktan sonra işlem açmayı tercih edebilirler. Genel olarak piyasanın beklentisi 50 ile 75 baz puanlık bir artış yönünde. Özellikle 50 baz puanlık bir artış gelirse piyasa bunu genel olarak olumlu karşılayacaktır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi genel olarak şu anda yaşadığımız çöküş sadece Bitcoin'e özgü bir çöküş değil. Tüm piyasalarda çok ciddi geri çekilmeler var. Saatliklerde yukarı yönlü hareketlerde Bitcoin adına arkadaşlar muhtemelen 39.200 dolar bandı karşımıza ciddi bir direnç olarak çıkacaktır diye düşünüyorum. Toplantıya kadar da hacimlerin düşmesi ve Bitcoin'in daralıma gitme ihtimali yüksek gözüküyor şu anda. Yarın tatil olduğundan dolayı biraz daha detaylı bir video ile karşınızda olacağım. Şimdilik takip ettiklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.